Sizin de buna benzer bir oyuncağınız var mıydı? Eğer varsa çok şanslısınız çocuklar. Çünkü simetri kavramını öğrenmeniz için çok güzel, çok eğlenceli bir oyuncak. Şimdi ben ne yapacağım biliyor musunuz? Buradaki şeklimin yanına bir dikey simetri doğrusu koyacağım ve diyeceğim ki, buradaki şeklimin simetri simetriğini yan tarafa yapabilir miyiz diyeceğim. Siz de hemen yapmaya başlayacaksınız. Bakın, hemen bakıyorum, dikkat edin. Doğrumun hemen yanından yana doğru gidiyorum. İki tarafa doğru ayrılıyorum. Bir tane kırmızı koymuş, kırmızı koydum tam karşısına. Hemen yanına bir tane daha kırmızı koymuş. Bir tane daha kırmızı koydum. Hemen yanına bir tane daha kırmızı koymuş. Bir tane daha kırmızı koydum. Bu sırayı tamamladım. Geçtim bir alt sıraya. Maviden başlamış. Hemen maviyi tuttum. Bakın bir elim burada biriyle devam ediyorum. Yanına bir mavi daha koymuş. Bir mavi daha koydum. Yanına bir mavi daha koymuş. Bir mavi daha koydum. Aman bitmemiş. Bir mavi daha koymuş. Ben de yanına bir mavi daha koydum. Devam ediyorum. Bu sıram da bitti. Alt sıraya geçtim. Sarı. Bir tane sarıyla başlamış. Ben de sarı koyayım. Şurada bir değişiklik yapacağım. Daha önce ayarladım ama heh, tamam. İnşallah görmediniz. Gizli bir değişiklik. Evet. Sarı koymuş koydum. Hemen yanına bir sarı daha koymuş. Hemen yanına bir sarı daha koydum. Bitti mi? Bitti. Hemen alta geçiyorum. Aa! Çocuklar bir tane boş bırakmış. O zaman ben de bunu boş bırakacağım. Unutmayın bunu. Sonra yeşille başlamış. Şuraya koyuyor muyum? Hayır. Bakın simetriyi olmadı. Üst üste kapanınca burada boşluk, burada yeşil olur. Bu sebeple ne yapıyorum? Burada boş bıraktıysa bu boşluğu görüyorum. Boş bırakıyorum ben de bunu. Hemen yanına yeşil koymuş. Yeşil koydum. Hemen yanına bir yeşil daha koymuş. Bir yeşil daha koydum. Çocuklar farkında mısınız? Çok keyifli bir oyuncakla ben simetri kavramını pekiştirebilirim. Sizler de kendiniz buna benzer örnekleri evde yapabilirsiniz. Hatta şimdi hızlı bir şekilde onu değiştirip bir de yatağı şekilde halledeyim mi size söyleyeyim mi? Evet hızlı bir şekilde koyuyorum. Bakın nasıl ayarlama yaptığımı da görmüş olacaksınız. Şimdi doğru mu yatay hale getirdim. Seni şuraya koyuyorum. Şurası olsun. Şuraya iki mavi koyacağım. Kafamı göre koyuyorum. Sana sarı koydum. Hoppala size de yeşil koyduktan sonra şuraya da bir tane kırmızı koydum. Bakın bu oluşturduğum şeklin yatay bir simetri doğrusuna göre şimdi de simetriğini bulacağım. Bakın elim iki elimde bir izada gidiyor. Burada bir mavi varmış doğrunun hemen yanında. O zaman ben de koyuyorum. Hemen onun yanında bir tane daha varmış. Hemen koydum. Bu sıra bitti. Bakın bu sütun bitti. Yanındakine geçiyorum. Buraya geçtim. Burada bir boşluk var. Burayı boş bırakacağım. Sonra ne yapacağım çocuklar? Hop takıldın evet. Hemen de sarı koyacağım yanına. O halde burayı boş bırakıyorum. Buraya da sarı koydum. Oldu mu? Oldu. Evet. Hemen yeşili kullanacağım. Sanki kadrajdan çıkacak gibiyim. Şöyle oynatayım da göstereyim size. Hemen yanına geçiyorum. Bakın. Burada bir boşluk var. Ben bunu boş bırakacağım. Sonra ne yapacağım? İki tane yeşil. Burayı boş bırakıyorum. Ve bir ve İki tane. iki çocuk var emin olun iki. Ha şöyle göründü. İki tane yeşil koyuyorum. Ve şurada bir kırmızı var. Hemen yanında kırmızı var. O halde hiç boşluk bırakmadan buraya da kırmızı koyuyorum. Bakın bu şeklinde simetriğini görmüş oldunuz. Kameraya tam sığmasa da simetrik olduğunu anladınız. Çok keyifli bir oyuncakla. Keyifli bir simetriydi.